Merhaba sayın seyirciler. Yayın günde gündemde Türkiye Timsen 2 No'lu Şube Başkanı Sayın İrfan Toksoy ile birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Evet. Çok yakında Öğretmenler Günü var. Evet. Öğretmenlerin günleri her sene oluyor böyle, her sene kutlanıyor bir şekilde ama ne yazık ki öğretmenlerin sorunları bitmiyor. Zaten sendikalarda bu yüzden var. Evet. Gerçi de. Sorunları bitmiyor tabii ama öncelikle şunu ifade ederek başlamak isterim. Canları pahasına öğretmenlik mesleğini ifade ederken şehit düşen öğretmenlerimizin şahsında bütün arkadaşlarımızın Öğretmenler Günü'nü kutlayarak başlamak isterim. Evet. Tabii biz bugün fırsatı ele geçirmişken eğitimin genel sorunlarından bahsedip devamında da öğretmenlerin ne gibi sıkıntıları var? Öğretmenlerin beklentileri nelerdir? Bunlara değinmek isteriz. Hocam eskiden bu kadar sıkıntı yok muydu? Yoksa bugünlerde daha fazla her şey göz önünde, o yüzden mi böyle bu sıkıntılar şimdi, daha çok çarpıyor? Eğitim sistemi her gün bir şeyler değişiyor. Neredeyse her gün diyeceğim artık böyle. Yani o kadar sık değişiyor ki bir şeycikler. Şimdi sıkıntı şu, sizin de bahsettiğiniz gibi değişiyor. Yani oysa sağlam bir eğitim sisteminde değişmekten ziyade geliştirmek gerekir. Yani sisteminizi aksayan eksik yönlerini telafi ederek geliştirirsiniz ve mükemmele yakın sistemi oluşturmaya çalışırsınız. Oysa biz kolay olanı seçiyoruz, değiştirmeyi seçiyoruz. Yani, peki temel bir şey olması lazım değiştirmek için. Temel böyle herkesin kabul ettiği bir şey olması lazım. Ondan sonra geliştirmeye başlayalım bir şeyleri. Biz temeli de mi bulamadık, kuramadık doğru dürüst? Şimdi Ziya Selçuk Hoca'nın söylemiyle diyor ki Osmanlı'nın son 100 yılında ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında dünyayla yarışacak eğitimcilerimiz vardı. Dünyada tartışan eğitim konularına en geç bir hafta içerisinde cevap verecek eğitimcilerimiz vardı. Fakat 1940'lardan sonra bu sistem yerini bir sistemsizliğe bırakmaya başladı. Yani bu bir sadece bugünkü siyasal iktidarın sıkıntısı değil. Geniş anlamda önceden beri gelen bir sıkıntı ama bugünkü siyasal iktidarla olan eleştirimiz şu. 15 yıldır kesintisiz bir eğitim, kesintisiz bir iktidar süreci yaşıyorsunuz. Farklı bakanlar geliyor. Fakat sizin bir milli eğitim politikanız ya da bir partinin bir eğitim politikası olmadığını görüyoruz. Çünkü her gelen bakan böyle sistem olmaz, değiştiriyoruz. Bu sistem olmadı, değiştiriyoruz gibi söylemlerle 15 yıl içerisinde çok ciddi anlamda sizin de bahsettiğiniz gibi ayak uyduramadığımız şekilde hızlı şekilde sistemler değişiyor. Oysa eğitim sistemi içerisindeki temel sorunlarını çözen ülkelere baktığımızda bunlar kültür, sanat, bilim, teknoloji ve ekonomik alanlarda kalkınmış ve ilerlemişlerdir. Akıl ve bilimden uzaklaşarak çağdaş eğitimin modellerini yaşamaya geçiremeyen toplumlar ise bağımsızlık ve ekonomik mücadelelerinde her zaman kaybetmeye, geriye kalmaya mahkum olmuşlardır. Kalkınmanın ve çağdaşlaşmanın temel şartı eğitim ve öğretimdir. Akıl ve bilimden uzaklaşan ülkeler dediniz. Herhalde düğüm noktası burası. Evet. Her şeyin düğüm noktası burası sanırım. Bu değişiklikleri, yani bugün yapılanın yarın bozulması, yerine başka bir şey getirilmesi. Sanırım o akıl ve bilim meselesinde birleşiyor her şey. Şimdi akıl ve bilim ve şu çok önemli, eğitim bir uzun süreli bir işlevdir. Yani siz günü kurtarmak için İşte bir takım çözümler sunarsanız bu çözümler sonrası için çok etkili olmayacaktır. Bu konuda önemli olan şeyden bir tanesi eğitimcilerdir. Öğretmenlerimiz insanları eğitmeyi ve öğretmeyi kendilerine meslek edinmiş gruplardır. Dolayısıyla çocukların ve gençlerimizin öğrenimiyle, eğitimle ilgili de rehberlik eden insanlardır. Yani çok yanlış tanımlarda da zaman zaman karşı karşıya geliyoruz. Öğretmen, öğretmeyi öğreten gibi bir şey zaman zaman kullanılıyor. Oysa kökünden yanlış bir tanımdır. Çünkü insan zaten doğuştan, yaratılışından getirdiği bir öğrenme yeteneği vardır. Öğrenme. Öğrenme, evet. Hı-hı. Yani öğrenme yeteneği vardır. Nedir? İhtiyaç duyduğu konuyla ilgili öğrenme. Okulların olmadığı zaman öğrenme gerçekleşmiyor muydu? Okullar işte bu öğrenmenin organize olarak yapıldığı yerdir ama çok zaman temel işlevinden de zaman zaman uzaklaştığını da görüyoruz. Yani sanayiye ve piyasaya hazır iş gücü hazırlama gibi algılanıyor. Oysa asıl işimiz şu olmalı, birey yetiştirmek. Yani sağlam, ayakları üzerinde durabilen, kendine özgü görüşleri olan, soran, sorgulayan kişiler
oluşturmak, birey oluşturma gibi bir hedefimiz olmalıdır. Çağdaş ve medeni düzeyi rahat, yüksek, mutlu ve özgür bireyleri eğer yaşadığı bir toplum oluşturursak, bunun oluşmak istiyorsak, bunun öğretmenlik mesleğinin her bakımdan donanımlı ve çekici hale getirilmesi, nitelikli öğretmen yetiştirilmesi gerekir diye düşünüyoruz. Evet, nitelikli öğretmen. Son yıllarda biraz evvel de söylediniz aslında. Evet. Cumhuriyet'in belli bir dönemine kadar her şey çok güzeldi. Yetiştiren de gerçekten çok kaliteliydi. Evet. Ama belli bir dönemden sonra her şey yazılı tahtasına döndü. Şimdi insan yetiştirme modeliyle ilgili bir sıkıntımız ortaya çıkmaya başladı ama ona değinmeden önce şu konuyu da önemli, bunu da yapmak isteriz. İşte toplumları iki toplum olarak ayırabiliriz. Bir ya da toplumu, bir de ve toplumu. Biz halen daha ya da toplumu. Ya da evet. Biz bir de ve toplumu. Şimdi ya da toplumundan kastımız şu. İşte şunu söyleriz. Şundan mısın, bundan mısın? Siyah mısın, beyaz mısın? Ondan mısın, değil misin diye bizi birleştiren, Türkiye'nin değerlerini birleştiren bir görüş hakim olursa ve böyle bir toplum oluşturmak istersek işte o zaman ve toplumuna geçiş sağlamış oluruz. Ve toplumuna geçersek de eğitim bir parti ya da Milli Eğitim'in, yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın, devletin ödevi olmaktan çıkar. Bütün milletin ödevi haline gelir ki işte o zaman çözüm çok kolaylaşır. Yani bir parti politikası halinden çıkarıp ortak aklın kullanıldığı, bütün paydaşların, yani Türkiye'nin geleceği için bir eğitim sistemi sorgulanması ve buna samimi olunması gerekirse. Yani samimiyet çok önemli. Çünkü buradaki asıl olan şey samimiyet. Eğer biz samimi davranmasak, yine partizan politikalar uygularsak o zaman bu ve toplumuna halen daha geçmiyor. Çünkü bu bir süreçtir. Geçemezsin yoksa. Ve bir şeylerin kısaltılması mı? Yok, hayır. Kısaltılması değil. Ve yani ve şudur. Kabul edersin, ya da toplumdan geçersin. Bütünleşmeyi kabul edersin. Ondan sonra üzerine eklersin. Ve bu da, ve bu da, ve bu da diye. Ama biz burada halen daha ya da toplumdayız. Sen ondan mısın, bundan mısın? Şu partide misin, orada mısın? Yok, şunun üyesi misin, bunun üyesi misin gibi. Oysa süreci incelediğimde nerenin üyesi olursanız olun, hangi kesime hizmet ediyorsanız olun, buradaki mutsuzluklar hepimiz etkileniyoruz. Yani sonuçta eğitim öyle bir şey ki sadece öğretmenleri ya da okula gelen öğrencileri değil, bütün artık Türkiye'nin geneli ilgilenir bir konu. Velisinden, efendime söyleyeyim, yoldaki taşıma yaptığınız servisteki öğrencinin davranışı bile eğitimle ilgili. Doğru. Yoldaki işte şoförün uygulaması da, işte yaptığı uygulamalar eğitimle ilgili. Dolayısıyla eğitim bütün Türkiye'yi ilgilendiren. Fakat buradaki Ahmet Bey, sıkıntımız şu, biz eğitimi biraz rafa kaldırdık. Yani eğitim kavramını rafa kaldırdık, kenara koyduk. Geçen söylemiştik, sınav engelli sistem karşılığında ne yaptık? Öğretimi öne çekmeye çalıştık. Oysa tekrar söylüyoruz. Öğretim, insanların öğrenim, yani öğrenme isteği insanın doğasında vardır. İhtiyaç olduğunda öğrenir. Biz bile basit bir şey bakarız, bilmiyoruz ama ihtiyacımız olduğunda onu hemen öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla biz öğrenme ortamları oluşturarak çocuklarımızın bu öğrenmeye ilgi duymasını sağlamak zorundayız. Yoksa hiç kimseye zorla bir şey öğretme şansınız yoktur. Yani okula aldık, doldurduk, öğrettik. Şimdi soruyorum size, lisede okuduğunuz ya da üniversitede okuduğunuz okullardaki aldığınız bilgilerden hangileri aklınızda kaldı? Ben öğretmen arkadaşlarımızı sınıfları geziyoruz, sınıflara söylüyoruz öğretmen odasında. Arkadaşlar diyorum, siz işte ilkokul öğretmenisiniz. 8. sınıf öğrencilerin sorularıyla sizleri sınav yaparsak başarılı olabilir misiniz? Bakıyorlar. Çünkü yoğun bir şekilde sınavlara hazırlamayla ilgili bir endişe var. Öğretmenlerde, öğrencilerde, velilerde böyle bir beklenti var. Dolayısıyla öğretmenler de eğitimi öne alma isteği olmasına rağmen bu sınav endişesinden dolayı öğretime doğru ister istemez bir kayma, meyillenme duyuyor. Bu da sadece şuna yarıyor. Sıralıyoruz. Yani sıralamaya yarıyor. İşte geçenlerde biliyorsunuz bakanımız aslında bir gaftır. Yaptığı açıklama 600 tane nitelikli okuldan bahsediyor. Evet. Bu çok abes bir durum oldu. Sonradan düzeltmeye çalıştılar. Tabii dediler ki işte sınavla girilebilecek okullar falan ama İzmir gibi Türkiye'nin aydınlık penceresi olan, batıya açılan en aydınlık penceresi diyor İzmir'e.
İzmir'in bile pek çok ilkesinde bu nitelikli saydığımız okulların arasına giremeyen okullar var. Hiç okul olmayan ilçe var. Yani mesela Bayındır ilçesi hiç nitelikli okul görülmüyor. Dolayısıyla nitelikli okul kavramını biraz tanımamak lazım. Yani neye göre nitelikli? Siz okulların işte yeterince fiziksel ortamlarını sağlayamıyorsanız, yeterince eğitim öğretim ortamlarını hazırlayamıyorsanız, halen daha 40 kişilik sınıflarda eğitim öğretim yapan okullarınız varsa ve bir takım popülist söylemler yaparak ısrarla şunu yapmak istiyoruz. Mesela geçmiş yıllarda 8 yıllık temel eğitime geçmek hiçbir altyapısı olmadan popülistçe yaklaşılan bir durumdu. Geçti ve sorunlarını halen daha çekiyoruz. Ve o sorunları çektiğimizde yani bize o sorunlarla karşı karşıya getiren siyasilerin hiçbiri yok. Hiçbirine hesap soramıyoruz. Ama bugün de yine aynı şeyleri söylüyoruz. Bugün de 4+4 meselesi gündeme geldiğinde biz Türkiye eğitimsel olarak ısrarla yüksek sesle söyledik. Dedik ki bak bizim 5 yıllık bir okul tecrübemiz var. Bu tecrübe yabana atılacak bir tecrübe değil. Bize düşen bunu geliştirmeye yönelik bir takım tedbirler alıp sistemi geliştirmek. Oysa yani eski sistem biliyorsunuz. Ya tabii yani tabii 5 yıllık sistem çok, mesela geçenlerde Cumhurbaşkanımızın ağzından yine 5 yıllık 5+4+3 gibi bir sistem ağzından çıktı. Tabii onun ağzından çıkanı bir takım kesimler emir telakki ederek hemen başlıyor ama şunu söylüyoruz biz. Evet, böyle bir eksiği, sıkıntıyı görmüş olabilir Sayın Cumhurbaşkanı. Yapması gereken şu, eğitimcileri ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı devreye sokarak bu sistemin artıları, eksileri nedir bunları gündeme getirip güçlü bütün kesimlerin katılımıyla bir araştırma, bir geliştirme projesi uygulayıp sonra bu projenin akademisyenler tarafından iyice incelenip, irdelenip, uygulanabilir hale getirilip ondan sonra da topluma işte böyle bir projeyle çıkıp, tekrar söylüyorum, buradaki özne bütün herkesin katılımıyla, ortak akılla yapılan bir. Biz şimdi ortak akılla bizim de görüşlerimiz alındığı bir proje gündeme getirilirse biz buna sonuna kadar destek oluruz. Evet. Ama inanmadığın bir şeyi göz göre göre, işte diyoruz tekrar 4+4 olduğu gibi, hatalarının ortaya çıkacağı öngörüsünü söyleye söyleye fikrimize değer verilmeden böyle bir proje geldiğinde işte sonuçlarını gördük. Oysa bizim kaybedecek hiç zamanımız yok. Tekrar söylüyoruz, Türkiye genç bir nüfusu var. Türkiye Cumhuriyeti'nin genç bir nüfusu var. Bu nüfus bizim için Avrupa ülkelerine göre bir artı olarak görülüyor. Bütün kesimler bunu söylüyor. Genç nüfus bizim için artı. Avrupa yaşlanıyor. Biz genciz. Avrupa yaşlanıyor. Biz genciz. Ama bu genç nüfus bizim başımıza ters işler de açabilir. Nedir? Eğer siz nitelikli olarak bunları eğitemezseniz, nitelikli, kaliteli personel olabilecek meslek gruplarında yetiştiremezseniz, eğitim sisteminizi buna göre yapamazsanız, niteliksiz pek çok insanın alanlarda dolanmasını, işte sorduğunda işte bizim Almanya'ya gittiğinde işçilerimiz ne iş yaparsın deyince, abi ne olsa yaparız, 70'li yıllarda böyle bir tanım vardı, çok söylenirdi. Şimdi ne, oysa Avrupa buna alışık değil. Avrupa bir işte uzman istiyor. Ben su tesisatçıyım, bunu iyi yaparım. Ben öğretmenim, öğretmenlik mesleğini çok iyi icra ederim. Ama ne iş olsa yaparız abi deyince şok oluyorlar. Ben hatırlıyorum yani o yıllarda oraya gidenler geriye sertifikasyon belgeleri almak için tanıdıklarını arayıp işte aşçılık, pastacılık, kasaplık belgeleri buradan postayla verildi gitti ki orada işte bu işleri yapsınlar diye. Şimdi nitelikli personel bunun için önemlidir. Bunun için de sağlam, ayakları yere basan ve bütün toplumun ortak kabulünü gören bir eğitim sistemi inşa etmekten geçer. Evet, bütün toplumu görüşlerine öne alacak bir şey lazım. Fakat ne yazık ki yeni yeni sistemler çıkıyor. Ama hiçbir ne sendikal kuruluşlar ne bu eğitimle ilgilenen kuruluşlar böyle yan yana gelip de yeni çıkan sistem üzerine görüşlerini belirtti. Ya hatta görüşlerini belirtseler bile pek dikkate alınmıyor işte herhalde. İşte Ahmet Bey, başta başladığımız hani yayada toplum var ya, ona geliyor. İşte biz halen daha o toplumda olduğumuz için yayadadayız. Şimdi diyor ki sen kimsin? Kamu sensin. Muhalif görüyor. Diyor ki senin görüşlerin benim için kıymeti yok. Ya işte diğer diyor ki sen memur sensin. Tamam, sen söyle bakayım ne dersin, ama toplumun tamamının ortak aklını kullanamıyoruz. Sadece
burada bir yıl hatırlıyorsunuz Fareler ve İnsanlar kitabının bir incelemesi yapılmıştı. Gazetelere boy boy düşmüştü. Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın serbest bıraktığı bir kitabı İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, o dönemki Milli Eğitim Müdürlüğü'nün kurmuş olduğu bir komisyon yasaklı kitap ilan etmişti. O zaman İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şunu ifade etmiştik. Şimdi Ankara Milli Eğitim Müdürlüğü olarak arkadaşımıza. Demiştik ki bak siz eğer komisyonları oluşturmada adil davranmaz, her kesimden insana görev vermezseniz o komisyonda, yani o kitabın ya da herhangi bir kitabın farklı yönlerden, farklı görüş açılarından tartışılmasını sağlamazsanız sonuç bu çıkar. Siz dedim, hatta şöyle bir şey dedim, siz bizim işte milliyetçi olduğumuzu herkes bilir, dünya alem bilir. Biz ülkenin birlik ve bütünden yanayız, milliyetçiyiz. Bize milliyetçilerden bir komisyon oluşturun, bir de sol tandanslı bir kitabı verip de inceleyin derseniz biz o kitabı bırakın yasaklanmasını, toplanmasını bile talep edebiliriz. Ama farklı görüşlere önem vermek bunun için önemli. Çünkü biz toplumda birlikte yaşıyoruz. Yani bizi şurada dışarı çıktığımızda farklı görüşlere insanlarla aynı yerleri paylaşıyoruz. Aynı ortamları paylaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla fikirlere önem verilmesi de bundan önemlidir. Yoksa o arkadaşlarımızda doğru söyledikleri vardır. Bizim de doğru söylediklerimiz vardır. Bunlar ortaya gelir, harmanlanır. Eksik gördüğümüz yerler ortaya gelir, harmanlanır. Bir doğru, hepimizin ortak ittifakla kabul ettiği bir doğru ortaya çıkarılabilir. Ama bu böyle yapılmazsa, dediğimiz gibi eğer ve toplumuna geçmez de halen daha ve veya ya ya da toplumunda olmaya ısrar edersek bu sıkıntılarımız devam edecektir. Yani ikinci bir durum şu, eğer bir toplumda işte ve toplumuna geçsek dedik ya, bu siyasi parti ödevi olmaktan çıkar. İşte onu çıkarmaya çalışıyoruz. O çıkarsa bütün herkesin akıl yorabileceği bir program haline dönüştürülürse o zaman bundan kazanan Türkiye olacaktır. Tabii dünyanın kabul gördüğü eğitimin nitelikleriyle ilgili, eğitimin nasıl olmasıyla olması gerektiğiyle ilgili genel kabuller de vardır. Nedir bunlar? Mesela bir eğitim sistemi kuracaksak, yeniden bir eğitim sistemi kurmaya, biliyorsunuz biraz önce söyledim, öyle değil de geliştirmeye yönelik adımlar atmalıyız. Kuracaksak bunun bir felsefesi olmalıdır. Yani eğitim sisteminin bir felsefesi olması lazım. Nasıl bireyler yetiştirmek istiyoruz ve niçin böyle bireyler istiyoruz, bunu belirtmemiz gerekir. Bunun için sağlam temeller atılmalı. Eğer böyle bir felsefesini oluşturursak temellerini de sağlam atmak zorundayız. İkincisi, bu çok belki yanlış anlaşılır ama eğitim evrensel olmalıdır. Yani siz eğitimi evrensel temellere oturtmadan, bilimsel evrensel temellere oturtmadan yerel ve milli yapamazsınız. Eğer eğitiminizi milli ve yerel bir moda çevirmek istiyorsanız önce bunun evrensel temellerini kurmak zorundasınız. Aksi takdirde dünyada kabul görmeyen bir eğitim sisteminiz olur. Dolayısıyla o eğitim sistemi de belki sizin toplum içerisinde yine bu kısır çekişmelerinize yardımcı olur ama ciddi anlamda dünyayla yarışacak bir eğitim sistemi anlamına çeviremeyiz. Ve işte biraz önce bahsettiğim dünyanın kabul gördüğü şeylerden birisi de bunun genel mutabakat üzerine hazırlanması lazım. Yani dönüyor, nasıl ki anayasalar hazırlanırken de diyoruz ki en üst şekilde mutabakatla, en çok katılımla bir mutabakatla anayasa hazırlanmalı. Eğitim sistemi de böyle. Yani bütün herkesin katılımıyla üst derecede bir mutabakatla eğitim sistemini uygulamalı. Partizan bakıştan uzaklaşmalıyız. Cemaatlerden uzaklaşmalıyız. Ve sadece cemiyete hizmet edecek bir eğitim sistemi kurmalıyız. Yani partizanlık ve cemaat yapılanmalarının eğitimdeki sıkıntıların ne olduğunu hep beraber görüyoruz, yaşadık. O dönemde de yine biz bu yapılanmalarla ilgili işte serzenişlerimizi, sıkıntılarımızı, önerilerimizi yüksek sesle sunarken dikkate alınmadı. Ama bugün geldiğimiz noktada yapılan mücadelede inşallah samimidirler. Yani bir samimiyet testiyle ilgili sıkıntımız var bizim yine. Ama inşallah samimidirler. Ve bu şekilde bütün herkesin kabul gördüğü, işte partizan olmayan, cemaatlerden uzak, sadece cemiyet için, yani toplum için bir eğitim sistemi kurulmak isterse ve bize düşen de ne olursa bunun yanında her zaman yer alırız. Az önce bir şey dediniz. Bir eğitim sistemi kurulacaksa bunun bir felsefesi olmalıdır dediniz. Evet. Bu konuda toplumun geldiği bugünkü aşamada anlaşma olanağı var mı gerçekten? Toplum çünkü epey kutuplaşmış. Şimdi biraz önce gelmeden
grup toplantılarını izledik. Söylemler çok güzel. Büyük Millet Meclisi'nden bahsediyoruz. Büyük Millet Meclisi'nin evet. grup toplantılarını izledik. Söylemler çok güzel. Yani söylemlere bakınca işte yarın her şeyin düzeleceğini düşünüyoruz. Yani diyor ki bütün gruplardan bahsediyorsunuz. Bütün gruplar. Bütün gruplar. Yok tek bir grup değil. Bütün grupların söylemleri birlik ve beraberlik üzerine. En azından 3 partinin grup toplantısından Evet. Üçünü de izledik. Üçü de ülkenin birlik bütünlüğünden, beraberliğinden işte dem vuran 10 numara konuşmalar yapıyorlar. Sıkıntı yok. Bir takım bireysel farklılıklarını kendi görüşlerinde ifade etmekle birlikte ülkenin içindeki bulunduğu durumdan çıkmanın tek yolunun birlik beraberlikten geçtiğini, ortak aklı kullanmaktan geçtiğini anlatıyorlar. Oraya kadar şey güzel. Her şey çok güzel. Bak bir an önce dinledim, o kadar umutla. Şimdi gelelim bunun yansımasına. İşte biraz sonra öğretmenlerin sıkıntılarıyla ilgili olan bölümde göreceğiz. Öğretmenler neler diyor. Oradaki söylemler alttaki işte kraldan fazla kralcı kesilen bir takım yöneticiler tarafından o söylemler hiçe çıkarılıyor. Yani yukarıda biliyorsunuz bu saliye yeni başlamadı. Yeni kapı ruhuyla beraber başladı. Yeni kapı ruhu diye dayatıldı. Yeni kapı ruhuyla ilgili olan konuşmalardan sonra, o mitingden sonra bir iki ay sonra yönetici değerlendirme sınavları yapıldı. Mülakat sınavları. Ben o zaman bir gazeteye beyanat vermiştim. Demiştim ki bu bir samimiyet testidir. Yani yeni kapıda böyle bu şekilde birlik beraberlikten bahsedilen söylemlerde bulunuldu. Şimdi bu sınava birlik beraberliğin ne kadar yansıdığını göreceğiz. Yani biz şunu demiyoruz. İşte ifademi söylüyoruz. Bu milletin birlik ve bütüne yanar olan herkes. Yani bölücüler elbette ki devletin yönetici kademelerine görevlendirilmesin. Bunu hiçbir şekilde tasvip etmeyiz. İşte cemaatçiler hiçbir şekilde çünkü devlet tektir. Camiaya, cemiyete hizmet etmez. Devlet bütün millet için vardır. Devleti güçlü kılarsak da milleti güçlü kılarız. Şimdi bölücü olmaktan sonra efendime söyleyeyim farklı etnik kökenden olabilir, farklı görüşten olabilir, farklı sendikadan olabilir. Herkesin toplumdaki temsil edildiği oranda eşit şekilde bu sınavlarda değerlendirilmesini beklerdik. Fakat bir baktık tekrar söylüyorum belki yukarıdakinin haberi de yoktur bunda ama çünkü olsa İnsanların gözünün içine baka baka tabanda milletin ne çektiğini bile bile yukarıdan aynı söylemleri ısrarla söylemekten vazgeçerdi herhalde. Şimdi bugün yine geldiğimiz noktada kamuda bir rahatlama söz konusu değil. Yani kamuda halen daha basit bir müdür yardımcılığı sınavı için efendime söyleyeyim bir takım insanlara inandıkları görüşleri, düşünceleri, üye oldukları kurumları, kuruluşları terk etmeleri tekliflerinde bulunmak işte onurlu bir meslek olan öğretmenlik mesleğine aykırı bir durumdur. Yani siz mesleğe yeni giren adaylar için sözlü sınav yapıyorsunuz. Öğretmenler için mesleğe ilk girişte sözlü sınav yapılıyor. Güzel yani eksik bir durum çünkü biz öğretmenlik mesleğine girerken değil bu sınavların öğretmen okuluna girerken yapılmasını istiyoruz. Eskiden olduğu gibi. Yani eskiden şöyleydi. Öğretmen okullarına giderken kişinin öğretmen olabilme niteliklerini, vasfını taşıyıp taşımadığını, ona en yakın olan sınıf öğretmeninden böyle bir görüş alınırdı. Kişi öğretmen olabilir mi? Öğretmenlik mesleğini tercih edebilir mi? Ve öğretmen de buna bir görüş yazardı. Öğretmen okulu sınavına öyle giderdiniz. Ve orada öğretmen okullarında eğitim öğretimi görürken şunu bilirdiniz. Biz öğretmen olacağız. Bir nesil yetiştireceğiz. Türk milletinin geleceği olan dünyada hakimiyet kuracak. Efendime söyleyeyim çağdaş medeniyet seviyesine ulaşacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyet seviyesine ulaşacak. Toplumu inşa edecek bir kişi öğretmen olacağım. OECD'nin de yapmış olduğu açıklamada şöyle var. Diyor ki öğretmenlik mesleğine diyor eğer siz diyor öğretmenlik mesleğine en iyi öğrencilerinizi, en parlak öğrencilerinizi öğretmenlik mesleğine yönlendiremezseniz gerçek anlamda başarılı bir eğitim sistemi kuramazsınız. Şimdi bakıyoruz sosyal statü olarak toplumdaki meslek grupları aynı değeri görmüyor. Bu hem toplumun ona vermiş olduğu işte değerden kaynaklı olarak hem de ekonomik anlamda. Şimdi
Onun için velilerimizin hepsinin çocuğu doktor olmak zorunda. Ana sınıfına geliyor çocuklarımız, devam ediyor. Birinci sınıfa geldiğinde veli toplantıları yapıyoruz. Veli toplantılarına abartı yok. Her öğrencinin belki iki velisi katılıyor. Çünkü hepsi getirdiğinde bize o çocuk doktor. Ve veli toplantılarına davet var hala diyorsunuz. Birinci sınıfta. Hangi onu anlatacağım. Sınıf? İlk sınıfa geldiklerinde veli toplantılarında bütün velilerimiz, her öğrenci iki veliye temsil ediliyor. Sonra işte okuma yazma ve benzeri işlemler başlıyor. Çocukların bireysel farklılığından dolayı öğrenme güçlükleri olan çocuklar birine göre daha geç öğrenme yetisi olanlar yavaş yavaş ayrılmaya başlıyor. İkinci sınıfa geliyor, veliler teke düşüyor. Üçe geliyor, gelmeyenler başlıyor. Dörde geliyor. Sekiz sınıftan öğrenci mezun olurken veli toplantısında %50'sini getirebiliyor musunuz? Mümkün değil. Sekiz sınıfta %50'si gelmez. Şimdi şunu anlatıyoruz. Ne değişti? O çocuk gene bizim çocuğumuz. Fakat biz o sistemde o çocukların şunu görüyor veli. Ya benim çocuğum doktor olamayacak. Ulan hiç olmasa işte mühendis olsun. Hadi mühendis olamadı şu olsun. Tekniker olsun. Sonra bakıyor 8'de ya bundan bir şey olmayacak diyor. Bunun peşine koşmanın gereği yok. Dolayısıyla sistemsel hataların ve veli beklentilerinin yüksek olmasının vebali de öğretmene yükleniyor. Öğretmen kendini baskı altında hissediyor ve sistemden gelen sıkıntılar, aynı zamanda idareden gelen sıkıntılar, veliden gelen sıkıntılar öğretmeni tükenmişlik sendromuna sürüklüyor. Yani bugün notlarım arasına almıştım. Mesleğinizi yaparken kendinizi mutlu hissediyor musunuz sorusunu sorduğumuz öğretmenlerin %42'si hayır cevabını vermiş. %42'si hayır diyor, ben mesleğimi yaparken mutlu değilim. Tabii bunu açıyorlar. Niçin yani mutlu değilsin? Mesela en önde gelenlerden bir tanesi mesleki saygınlığın zedelenmesi olarak söylüyor. Şimdi bu mesleki saygınlık zedeleniyor. Nasıl zedeleniyor? Şöyle bakalım. Geçtiğimiz 2-3 yılı hatırlıyorsunuz. Yani son epeyce bir zamandır bu sıkıntı devam ediyor da. Öğretmenlik mesleği bir kere herkesin yapabileceği bir meslek olarak görülmeye başladı. 8 yıllık temel eğitime geçtiğimizde yetişkin öğretmen, yetiştirilmiş öğretmen sayımız yeterli olmadığından meslek dışından arkadaşlarımız girdi. Evet. Yani ziraat mühendisinden, maden mühendisinden, ben o zaman Bayındır'da okul müdürüydüm. Kiraz'da bir toplantıya gitmiştik. Bir arkadaş işte söz aldı, dedi ki işte ben maden mühendisiyim, işte mesleğimi yapmak isterdim ama ben yokluklardan öğretmen oldum filan ifade etti. Yanımda oturuyordu. İstemeden öğretmen. Tabii ama. İstemeden öğretmen oldum dedi. Ben oturup hocam dedim, sen ne üzülüyorsun dedim ya, sen bizim mesleğe çok yakınsın dedim. Nasıl dedi? Vallahi dedim, sen maden mühendisi değil misin? Bizim öğrenciler için çok ciddi iyi madenler var, onları bulur çıkarırsın. Güldü filan. Şimdi sıkıntı şu, bu mesleğe bu şekilde giren arkadaşlarımızdan gerçekten çok iyi öğretmen olanlar oldu. Çünkü öğretmenlik mesleği böyle çok bilmenin mesleği değil. Ben çok biliyorum, çok iyi öğretmenim algısı yanlış. Öğretmenlik mesleği öğrencilerine bir tezgahtar gibi yön gösteren, yol gösteren, ona öğrenme ortamları hazırlayan bir kişidir. Yani biraz çocukluğunu kaybetmeyecek, seviyelerine inebilecek, onlar gibi düşünebilecek ve onları da topluma hazırlayacak kişilerdir. Yok biz bunu o şekilde işte mesleki itibar, ondan sonra döndü iş ne yaptı? Geçtiğimiz yıllarda Sayın Cumhurbaşkanı ve bakanlar, hatta milli eğitimle ilgili olmayan bakanlar bile öğretmenlik mesleğine ve öğretmenlere karşı sözlü saldırılarda bulundular. Amacı öğretmenlerin işte hem sosyal haklarını hem de çalışmayla ilgili şartlarını iyileştirmek olan Milli Eğitim Bakanı öğretmenlerle ilgili kamuoyunda itibar saçılacak açıklamalarda bulundu. Bunlardan bir tanesi dedi ki işte ben dedi öğretmenler işte diğer personel, diğer memurlardan az çalışıyor, 15 saat çalışıyor ama bu öğretmenler işte bir de konuşuyorlar. Ra getirdi yani. Oysa söylediğimiz şu. Öğretmenlik mesleğini sadece sınıfa girdiği dersle eğer addeden bir kişi Milli Eğitim başında bakanlık yapıyorsa bizim için en büyük zulüm budur. Öğretmenlik mesleğinin bir hazırlık gerektirdiğini, okulda alınan
işte eğitimden sonra bir değerlendirme sürecinin gerektiğini ve bunların evde yapıldığından haberi olmayan bir Milli Eğitim Bakanı ile yönetildik biz. Sıkıntımız şu, diyoruz ki biz bu arkadaşlarımız, bir tanesine şöyle dedim, diyor ki Sayın Başkanım diyor, bir gün diyor televizyon açıktı. Ben de hazırlanıyorum, öğlenciyim, eve gideceğim. Annem de geldi, çocuğa bakacak. İşte Cumhurbaşkanımız da televizyonda işte öğretmenlerin 15 saat çalışıp yan gelip yattığından dem vuruyordu diyor. Ben de o arada hazırlanıyorum. Zaten kafam dumanlı, çocuk hasta, bırakıp okula gideceğim. Televizyona doğru diyor, konuşurken biraz rahmet okudum diyor. O zaman diyor annem beni susturdu. Çok konuşma dedi, sus dedi. Ya anne, evet dedi, doğru söylüyor. Sen yarım gün okula gitmiyor musun dedi. Şimdi diyor ki benim annem beni doğuran kadına bile bu etki etmişse ve benim yan gelip yattığımı düşünüyorsa, ki gece saat kaçlara kadar efendime söyleyeyim yazılı notu okuduğumu, ders notu hazırladığını gören de o diyor. Annem bile bu lafa inanmışsa, bizden sadece velilerimizin, yani öğretmen olarak bizden hizmet bekleyen velilerimizin bu söylenene, çünkü veli bizi görmüyor. Biz ne yapıyoruz? Saat öğlene kadar derse giriyoruz. Gittik mi veli ne sanıyor? Biz gidip keyfimize bakıyoruz. Oysa orada yaptığımız hazırlık ve değerlendirme aşamasını görmüyor. İşte bu okul idarecileri üzerinden de bu itibarsızlaştırma devam etti biliyorsunuz. Ne yaptı? Türkiye'nin genelde okul idarecilerine okulayla birlikleri hesaplarıyla ilgili soruşturma açıldı. İstanbul'da yaklaşık 300 civarında yanılmıyorsam okul müdürü okulayla birliği hesapları üzerinden cezalandırıldı. Yani bu şuna getirildi. Dediler ki okullar idareciler tarafından iyi yönetilmiyor. Oysa gelelim meselenin diğer yüzüne. Şimdi iyi bir eğitimin olması için öncelikle iyi bir eğitim ortamının oluşması lazım. Yani eğitim ortamının eksiksiz, materyal bakımından da öğretmenlerin tamamının ihtiyaçlarının karşılandığı bir ortam olmalı. Fakat siz bunları sağlamıyorsunuz. Popülist bir söylemle velilerinize de şunu diyorsunuz. Okullarda hiçbir ad altında para toplanmayacak. Tamam, güzel, çok güzel. Okul müdürü ya da öğretmen para toplamaktan çok mu memnun? Yani öğrenciyle bir parasal ilişkiye giren, aidatını ya da neyse benzer bir şeyi getirmediği için öğrencisini uyarırsa, sabah geldi ilk derste aidatı niye gelmedi sordu. O gün o öğrenciyle iletişim kurup da ders işlemesinin mümkünatı var mı? Fakat bize bu öyle bir anlatılıyor ki okulların hiçbir ihtiyacı. Bak şimdi yeni yeni bir takım şeyler yani karşılanmaya başlandı. Eskiden yakıtından tutun haberlerini izliyorduk. Yakıttan dolayı pek çok okulun kışın zemherde kaloriferlerin yanmadığını biliyoruz biz. Doğru. Dolayısıyla bu para toplama işi de öğretmenleri ciddi anlamda veliler gözünde itibarsızlaştırıyor. Buna kesin olarak bir çözüm yolu bulunmalı. Yani bu nasıl ki devlet bir maliyet hesabı yapıyor. Özel okulların için desteklediğiniz dediğinde diyor ki biz bunu kafadan desteklemiyoruz. Ortalama bir öğrencinin devlete maliyeti 4000 lira. İşte biz de teşvik olarak özel okullara şu kadar para veriyoruz. Özel okullar artsın da devletin eğitimdeki yükü azalsına getiriyorlar. Tamam, güzel. Bu maliyet hesabını kendi okullarınız için de yapın. Kendi okullarınızın da bir takım ihtiyaçlarının karşılanması için öğrenci başına hiç uzak yok. Bu hem müdürler üzerindeki şaibeyi kaldırır, hem de öğretmenler üzerindeki velilerle beraber para ilişkisine girmediğinden dolayı itibarsızlaştırmayı kaldırır. Belli bir miktar belirleyin, okulun kaç öğrencisi varsa o kadar parayı okulun bütçesine aktarın. Okul o parayla kendi zorunlu işlerini görebilsin, yapabilsin. Hiçbir şekilde ne müdür ne de öğretmen parasal ilişkilere girmesin. Aslında şöyle bir düşünürsek, bütün Türkiye çapında özel okullardaki öğrencilere verilen parayla o kadar çok şey yapılabilir ki, yeni dersler açılabilir, öğrencilerin daha rahat eğitim olanakları sağlanır, öğretmenlerin ihtiyacı olan şeyler karşılanır. Ya mutlaka, yani biz tabii genç bir nüfus var dedik. Hükümet yetkililerini de anlıyoruz. Yani kaynak ayırmaya çalışıyorlar, ayıramıyorlar. Ciddi anlamda sıkıntı yaşıyorlardır. Ama Türkiye Cumhuriyeti hakikaten çok zengin bir devlet. Eğer kaynaklar doğru kanalize edilirse bütün sorunlarımızı, sıkıntılarımızı bertaraf edileceğini düşünüyoruz biz. Şimdi eğitimin önemli sorunlarından birisi atanamayan öğretmenler, biliyorsunuz. Evet. Yaklaşık 300 bin civarında atanamayan öğretmen arkadaşımız var.
Siz 300 bin tane öğretmen adayını üniversitelerde yetiştirmişsiniz. Öğretmen olarak sınava tabi tutuyorsunuz. Bu sınavda çok ciddi anlamda puanlar alıyorlar. Kendi meslek grupları içerisinde, yani kendi öğretmenlik grupları içerisinde %2,5'luk dilimlere giriyorlar. Ve halen daha atanamıyorlar. Bunun yerine de atanamayan her öğretmenin yerine de devlette ücretli öğretmen ikame ediliyor. Yani öğretmen atayamıyorsunuz. İzmir'de dahil olmak üzere ücretli öğretmenlik var. Ve sendikacılığa yeni başladığımda okulları geziyoruz. İşte idarecilik yapmış olmam hasebiyle de okulların sorunlarını, sıkıntılarını bildiğimi düşünüyorum. Okulun birinde ücretli öğretmenlerle ilgili birkaç ücretli öğretmen vardı. Benim kendi okulumda Fatma Hanım adında bir Türkçe öğretmeni vardı. 4 yıl ücretli öğretmenlik yaptı aynı okulda. Bornova'da bir okulda 4 yıl aynı okulda ücretli öğretmenlik yaptı. Tabii bu çok ekstrem bir örnek geldi bana. Ben ona takılıyordum. Diyordum, Fatma seni ücretli öğretmenlikten emekli yapacağız kızım diyordum. Bunu da bir okulda çok ekstrem bir örnek diye anlattım. Dedim benim okulda böyle böyle bir arkadaş vardı. 4 yıl aynı okulda ücretli öğretmenlik yaptı. Madem ki 4 yıl o okulda ihtiyaç var, niçin atama yapılmazı sorguluyoruz. Bir başka arkadaş dedi ki hocam dedi o bir şey mi? Ben 8 yıldır aynı okulda ücretli öğretmenlik yapıyorum. Şimdi o sene ücretli öğretmen sorunun büyük bir sorun teşkil ettiğini düşündük ve sendikamız bir araştırma yaptı. İşte ne kadar ücretli öğretmen çalışıyor? MEB'e tabii bu soru soruldu ama MEB'in verdiği cevap çok mantıklı gelmedi. Kendimiz araştırdık yaklaşık geçmiş rakam ama 60 bin civarında o dönemde ücretli öğretmen çalıştırılıyordu. Yani 300 bin tane, hayır Türkiye genelinde. İzmir'de 300 bin tane öğretmen var. Türkiye genelinde 60 bin tane öğretmen ücretli çalıştırılıyor. Fakat 300 bin tane de atanamayan öğretmen var. Bu bir handikaptır. Eğer siz gerçekten eğitimde bir takım sıkıntıların giderilmesini istiyorsanız nitelikli öğretmen profilini sınıflara sokabilmelisiniz. Bunun maliyeti ne olursa olsun. Yani bunun maliyeti efendime söyleyeyim parasal anlamda belki sizi zorluyordur. Ama eğitim anlamında iyi bir eğitim verme anlamında bu maliyet çok ciddi sıkıntılar doğurur. Hatta o dönemde Milli Eğitim Bakanlarından bir tanesi şunu ifade etmişti ki bu zamanda çok değiştiğini düşünmüyorum. Biz demişti bir Milli Eğitim Bakanı kaynaklarda basın yayında çıkmıştı herkes bilir. Şunu ifade etmişti demişti ki biz Doğu ve Güneydoğu'da yeterince kalifiye öğretmen bulamıyoruz. Ücretli öğretmenleri derslere sokuyoruz. Ve ücretli derslere gelen öğretmenler de örgüt propagandası yapıyor diye ifade etmişti. Bu basına yayına yansıdı ve bu bakan hiçbir şey yapmadı. Bakanla devam etti. Yani sıkıntımız şu. Devlet her yerde zalimlere karşı gücünü, mazlumlara karşı da şefkat elini uzatmak zorunda. Türkiye'nin her yeri bizim için aynıdır. Tekrar söylüyorum. Doğudaki işte Hakkari'deki bizim sendika temsilcimizin söylemleriyle İzmir'deki sendikamızın başkanının söylemleri birebir aynıdır. Birlik bütünlükten yanayızdır. İşte devletin bölünmez bütünlüğünden, bayrağımızın inmeyeceğinden, ezanımızın dinmeyeceğinden uzun yıllardır dem vururuz biz. Herkes de bizi bu anlamda bilir, tanır. Şimdi geldiğimiz noktada son birkaç aydır hükümet kanadından da bu sözleri çok duyuyoruz. Bu bizi aslında sevindiriyor. Belli bir çizgiye gelmiş olmaları. Demek ki bir takım eksikleri, sıkıntıları gördüler. Ama bizim, tekrar söylüyorum, konu başında söylemiştim. Bir samimiyet testine ihtiyacımız var. İnşallah bu yaptıkları söylemlerinde ciddi anlamda samimidirler. Ve toplumu bölmeye, ayırmaya değil, birleştirmeye, ortak müşterekler çerçevesinde birleştirip bir yapmaya özen gösterirler diye düşünüyoruz. Bu siyasi kadrolaşmalardan da bahsediyorum. Şimdi bunlar siyasi kadrolaşmalar yapılan ankette o da çıkmış. Hı hı. Öğretmenleri şuradaydı yanılmıyorsam. Evet. Siyasi kadrolaşma ve artan baskılar ve eğitim politikalarının sürekli değişmesi diyor. Ankette çıkan, yani tükenmişlik sendromuna sürükleyen nedenlerden birisi. Ve şurada çok ilginç bir şey var. Bunu da belki unuturuz diye söylüyorum.
şunu ifade edip bundan sonra oraya geçelim. Bir anket yapılmış. Anket sonucunda öğretmenlerin %90'ı geleceğe umutla bakmıyor. Bak, çok ilginç bir şey. Yani bu anket sonucunu irdelerken ben de gördüm. Bu beni de biraz yani şaşırttı. %90'ı. Yani bir eğitim sisteminde görevli olan toplumu eğitmekle görevli, yön vermekle görevli öğretmenlerin %90'ı geleceğinden endişe ediyorsa, gelecekle ilgili umut var değilse... Kendi geleceklerinden. Hayır, Türkiye'nin geleceğinden. Tabii, toplumun geleceğinden umut var değiliz diyor. Bu çok ilginç, riskli bir durum. Bunun tek başına bile incelenmesi gerekir diye düşünüyoruz. Şimdi siyasi kadrolaşmaya gelince hep şunu söyleniyor, işte siyasi kadrolaşmalar çok hızla devam ediyor dediğimizde bize ısrarla şunu söylüyor. Diyor ki geçmiş yıllarda da vardı. Ya tamam, çok güzel, geçmiş yıllarda da vardı. Geçmiş yıllarda var diye siz de aynısını devam ettirmek zorunda mısınız? Yani geçmiş yıllarda birileri siyasallaşmış, siyasi kadroları kullanmışsa, siz adalet adına geldiniz, adalet ve kalkınma dediniz adınıza, adil davranacağınızı beyan ettiniz ve milletten o şekilde oy aldınız. Sadece kendinize oy veren ya da yandaşlarınıza mı adalet sağlayacaksınız? Bizim söylediğimiz şu, adil olmak zorundayız. E şimdi nerede başlıyor bu siyasal baskılar? Şimdi öncesinde biliyorsunuz 2010 yılında bir KPSS öğretmenler sınav yolsuzluğu olmuştu. Bunu daha önce bahsetmiştik. Demiştik ki KPSS yolsuzluğu belgeleriyle birlikte dönemin Milli Eğitim Bakanlığı'na, YÖK Başkanlığı'na, Cumhurbaşkanlığı'na, Başbakan'a hepsine verilmişti. Hepsi ortak bir ağız birliğiyle şunu söylediler. Biz inceledik, araştırdık, ikna olduk, böyle bir durum yok. Çok güzel, biz de inandık. Ama ne olduysa bir takım anlaşmalar bozulup sıkıntılar başlayınca 2015 yılının Kasım ayıydı yanılmıyorsam, o aylardan sonra bu KPSS yolsuzluğu yapanların pek çoğu içeri alınmaya başladı. Pek çoğu girmiş oldukları mesleklerden ihraç edildiler. Şimdi o zaman da siyasi kadrolaşmanın bir sınav kullanılarak yapıldığını ifade etmiştik. Şimdi biz zaten böyle müdür, ilçe müdürü, il müdürü, bölge müdürü bunların atanmasına, siyasi kadrolaşma olmasın diye bir şeyimiz de yok. Yani hükümet kendi eğitim politikasını uygulayacaksa, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde kendi politikalarını savunan, Yılmaz savunucusu olacak birini atamasında bir sakınca yok. Sıkıntı yok. İlçe müdürlerini hakeza aynı şekilde atamasında hiç sıkıntı yok. Biz bunlar doğal şeyler. Yani sıkıntı tamam, yok en azından. Evet. Sıkıntı şurada. Bu şekilde gelenlerin işlerini adaletli yapmamasında. Yani şunu diyebilirsiniz. İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dersiniz ki Ömer Bey, biz sizi buraya atadık kardeşim. Siz burayı öyle yönetin ki adaletli şekilde, işte buradaki farklı görüşlere sahip insanlar da bu adaleti hissetsinler. Sorun yok. Ama Ömer Bey, biz bunu atıyoruz. Bak, seni atadık ama şu 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 işlerimde göreceksin. İşte şunları şuraya atayacaksın. Ya ben 32 yıllık eğitimciyim. Kadrolaşmanın okul müdür yardımcısına kadar vardığını hiçbir dönemde görmemiştim. Ya basit bir okul müdürü mü satacağız ya? Okula görev tanımı belli olan bir okul müdür yardımcısı atacağız. Mutlaka referans getirecek. Şimdi sadece tabii idarecilerle ilgili değil. İdarecilerle bu kadrolaşma had safhada almış yürümüş. Ama ne hikmetse bu atananların pek çoğu da görevleriyle ilgili soruşturmalar yaşıyor. Çünkü tecrübesiz insan atıyorsun. Yani geçtiğimiz yıllarda bir şey verdiler. Okul müdürlerine, müdür yardımcılarını kendilerinin seçmesiyle ilgili bir yönetmelik maddesi verdiler. Okul müdürleri bizden olmamasına rağmen biz dedik ki okul müdürünün seçmesinde sakınca yoktur. Çünkü biz okul müdürlerinin sonuçta bir iş var. Bu iş yapılacak. En yakında olduğu için kendi işini, yani kendi işi aksamaması için en iyi yapacak iyi seçeceğini düşünüyorduk. Yetkiyi verdiler, biz buna bir nebze olabilir diye bakarken bir baktık öyle değil. İlçe Milli Eğitim Müdürü ayrı yerden arıyor, onu değil bunu teklif et. Sendikadan listeler geliyor, işte yetkili sendikadan listeler geliyor, işte şu listedeki şunu atacak. Pek çok arkadaşımızın
atamalarıyla ilgili, yani görevlendirmeyle ilgili okul müdürü cesur davranıp bazı okul müdürüne dedi ki ya her şeye rağmen ben bunu teklif edeceğim deyip gönderdiği arkadaşlarımızın görevlendirme onayları gelmedi. Sorduğumuzda uzatıldı, bekledi. Sonunda bu arkadaşlarımız görevlendirilmedi. Şimdi eğer bir okul müdür yardımcısı görevlendirmesinde bile ortak aklı kullanamayacaksak, bir önce bahsettiğimiz hani söylemleri güzel, işte grup toplantısını dinledim, çok güzel konuşuyorlar da, orada konuşanın ruhuna göre aşağıda işlem yapmazsanız bir sıkıntı vardır burada. Elbette. Yani yukarıdakini de sabote etmektir. Yani Cumhurbaşkanı işte samimiyetle diyor, işte birlik, beraberlik, kardeşlik. O da söylüyor, bölücü, bilmem FETÖ'cü olmayacak. Bunun dışında her şey olabilir ama geldiğimiz noktada böyle bir sıkıntı var. İkincisi ve en önemlisi diye düşündüğüm bir kadrolaşma ile ilgili bir şey var. Evet, süremizin sonuna da geldik. Çok basit olarak şunu söyleyelim. Öğretmenlerin sözlü sınavla mesleğe alınması. Öğretmenler sözlü sınav esaslarına göre mesleğe alınıyor. O kadar yıllar çalışmış, okumuş, yazılı sınavlara girmiş kişileri işte alıyorsunuz bir komisyonun önüne. Mesleğini icra etmesine yönelik olmayan bir takım safsata sorular sorarak bir mülakata tabi tutuyorsunuz ve bu mülakatın sonunda da bu öğretmenleri işte göreve alıyorsunuz ya da almıyorsunuz. Siyasi referans getirmeyen kimse o görevlere giremiyor. Bunları açık net herkes biliyor. Yani kafamızı kuma gömmeyelim. Bunları açık net herkes biliyor. Atamıyorsunuz ve onurlu bir meslek icra edecek olan o öğretmenlere ilk gün yandaş bir sendikanın formlarını dayatarak onları imzalatıyorsunuz. Sonra da onlardan onurlu şekilde öğretmenlik yapmasını, bu milletin evlatlarını işte çağdaş muasır medeniyetler seviyesine çıkaracak öğrenciler yetiştirmesini bekliyorsunuz. Bir handikaptır. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bu yapısal sorunların tamamını çözmek için şu gereklidir Ahmet Bey. Ortak aklı çalıştıracaklar kardeşim. Bizim de görüşlerimize değer verecekler. Ve kadrolaşma ile ilgili de şunu yapsınlar. Kime referans oluyorsa karşısına ismini yazsınlar. Ondan sonra istedikleri adama atasınlar. Bizim için hiçbir sıkıntı, sorun yoktur diye söylüyoruz. Evet, ortak akıl her yerde söyleniyor ama iş pratiğe dökülünce ne yazık ki ortak akıl unutuluyor birdenbire. Evet hocam, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Son sözümüzü alalım gene öğretmenler gününe. Son sözümüz bütün bu kötü gidişe rağmen öğretmen arkadaşlarımızın umut var olmasını istiyoruz. Eğer siz varsanız toplumun en ücra kesimine kadar, okullara kadar bu eğitimi, Atatürk ilke ve inkılaplarını siz götüreceksiniz. Atatürk'ün çizdiği yoldan ayrılmadan dik durarak biz bu sorunların hepsinin üstesinden gelebiliriz. İktidarlar gelip geçicidir, sorunlar kalıcı değildir ama sorunları çözme iradesi de öğretmenler arasında ortak akılla bir araya gelmelidir diye düşünüyorum. Hepinizin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Teşekkür ederim. Evet, biz de bütün öğretmenlerimizi Öğretmenler Günü kutlarız. Sayın Toksoy'a çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size çalışmanızda başarılar diliyoruz. Hepimize inşallah. İnşallah bu ortak akıl, birçok kez üzerine basarak söylediniz. İnşallah bu ortaklık sadece öğretmenler arasında değil, öğretmen atamalarında değil, toplumun her yerinde, her kademesinde, her türlü yani insanların düşünerek yapması gereken işlerde ortaklık öne çıkar. İnşallah diyelim. İnşallah. Başka bir şeyler gelmiyor. Evet, yeni bir yeni bir tekrar buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.